Merhaba, Teknopark hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizler için en son ve en yeni teknolojileri araştırmaya ve incelemeye devam ediyoruz. Ve teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız bu bölüm tam size göre. İşte Teknopark başlıyor. Halen vizyonda olan Robocop filmini izlediniz mi bilmiyorum ama bilim kurgu filmleri sevmeseniz bile mutlaka bu filmi gidip görmeniz gerekiyor. Çünkü artık hepimiz teknolojiye meraklıyız ve Robocop filminin ardından şimdi gözler robot teknolojilerine çevrildi. Bilim dünyası insansı robotlar geliştirmeye devam ediyor ve özellikle engellilerin yüzünü güldüren biyonik protezler de çok gündemde. Bakın şimdiye kadar dünyada ne tür robotlar geliştirilmiş. Time to wake him up. Make him more tactical. Let's go with black. Quality control, EM-208 versus Tin Man. Wow. Thank you for your cooperation. Robocop filminde polisin vücuduna robotik sistemler entegre ediyorlar ve bir robotik insana dönüşüyor. Peki bugün bilim insanları bu tip teknolojiler üzerinde çalışıyor mu ve bunu şu anda gerçekleştirmek mümkün mü sence? Şu anda benzer sistemler üzerinde çalışılıyor ve insanlar üzerinde uygulanan da benzer işlemler var. Örneğin engelli bir takım uzuvlarını kaybetmiş insanlara bu uzuvları sadece beyinden gönderdiği dalgalarla yönetebilecek şekilde takılıyor ve işte örneğin protez kol elini açmak istiyor ve beyinden gelen bu dalgalar yorumlanıp protez elini açıyor. Bir ileriki safhasında şu an son dönemde yine yapılmaya başlanan tuttuğu zaman tuttuğu şeyin hissiyatını tekrar beyine sinyal olarak gönderen sistemler. Bu da demek oluyor ki tıpkı bizim kolumuz gibi hem istediğimizde kolumuzu açıyoruz, kapatıyoruz, istediğimiz işlemi yaptırıyoruz. Hem de oradan gelen nesne sert mi, yumuşak mı, sıcak mı, soğuk mu bunları algılayabiliyoruz. Benzer şekilde bacaklar veya diğer uzuvlar da yapılabiliyor. Dolayısıyla beyinle ilişki kurmaya başlandı ve beyin tarafından yönetilen sistemler şu anda mevcut. Ve bu sistemlerin giderek daha popülerleşeceğini de düşünüyoruz. Herkesin ulaşabileceği hale gelmesini öngörüyoruz. Robocop filminde de polisin beynine özel sistemler, belki çipler yerleştiriyorlar. Ve bu teknoloji bugün mümkün, senin de söylediğin gibi kolu olmayan birine bir protez kol yerleştiriyorlar. Beynine bir çip yerleştirirler. Geçen hafta bunun haberini biz yapmıştık. İsteyen araştırabilir. Amerikalı bilim insanları bunu gerçekleştirdi. O beynindeki çip sayesinde protezin dokunduğu şeyleri hissedebiliyor. Bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsun şu anda? Bu teknolojinin çalışma prensibi aslında temelde şu şekilde: biz bir şeyleri yapmak istediğimizde, bazı şeyleri düşündüğümüzde beynin buraya özelleşmiş kısımları aktif oluyor ve bir takım sinyaller üretiliyor. Burada önemli nokta bu sinyalleri doğru yorumlamak. Şu anda üzerinde uğraşılan konulardan birisi bu. Benzer şekilde bir şeyleri hissetmemiz demek de yine örneğin dokunduğumuzda veya işte tehlike anında salgılanan hormonların veya işte sinirlerden gelen sinyallerin beynin bazı yerlerini aktif hale getirmesi. Bu iki temel nokta iyi analiz edilebilirse beyinden gelen şeyler iyi algılanır ve beyne de istediğimiz hisler gönderilebilir. Bu noktada az önce de söylediğimiz gibi çalışmalar var. Ve bugün Japonya'ya baktığımızda ilkokullarda, bugün bazı okullarda tabii ki kaç tane var bilmiyorum ama şu anda robot öğretmenler şu anda görevde, çok keyifli. Bazı hastanelerde de robot hemşireler görev yapıyor. Tabii bazı evlere de girmiş durumda. Hani Japonların sanki böyle onları bir aile bireyi gibi görmeye başladılar. Orada daha normal karşılanıyor. Sence ne zaman Türkiye bu duruma gelir, evlerimize girer bu insansı robotlar? Robotların evlerimize girme konusu aslında birazcık insanların düşündüğü kadar ileri noktada değil ne yazık ki. Çünkü
Çünkü robotlarla biz ilk başta işte bazı sinema filmleriyle veya kitaplarla tanıştık. Fakat oradaki durum da hayal gücü sadece tek sınır. İnsanlar istediğini yazıp istediğini oynatabiliyorlar. Fakat teknoloji aslında o film endüstrisinden daha geride. Dolayısıyla şu anda evimize girip bizim çamaşırlarımızı yıkayıp ütümüzü yapacak, bulaşığımızı yıkayacak, yemeğimizi hazırlayacak bir robot ne yazık ki herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinde mümkün değil. Fakat bazı işlere özelleşmiş robotlar üzerinde çalışılıyor. Dediğiniz gibi rehabilitasyon amaçlı bir takım robotlar var. Veya şu anda evlerimizde ticari olarak giren bence en kullanışlı ve en ilklerden biri kendi kendine süpüren bir takım robotlar var. Evin içine bırakıyorsunuz ve ortalığı süpürüyor kendi aldığı kararlarla. Sadece bu iş için özelleşmiş bir robot veya yine bize ev işlerine veya bahçe işlerine yardımcı olan çim biçme makineleri var. Yine robotlar kendisi biçiyor, siz sadece bırakıyorsunuz veya işte havuzlarımızı temizleyen temizlik robotları. Bu tarz her işe ayrı özelleşmiş robotlar yapılıyor fakat dediğimiz gibi insan şeklinde ve bizim istediğimiz her şeyi yapabilecek bir robot henüz yok. Kısa vadede de olmayabilir. Filmlerde ve kitaplarda mevcut ama günümüz teknolojisi hala o noktaya erişmedi ne yazık ki. Robotları insanlar kontrol ediyor. Komutu biz veriyoruz. Siz programlıyorsunuz. Peki kendi kendine de o kadar akıllandı ki diyelim bilgisayarlar. Robotlar kendini programlıyor ve insanlara karşı gelebiliyor. Bu bir gün sence mümkün olacak mı? Tamam 5 sene sonra belki değil, seneye de değil ama olabilir mi ya teknik anlamda? Yani bilimde herhangi bir şey olamaz demek çok mümkün değil. Dolayısıyla buna da olamaz diyemeyiz. Fakat bunun olabilmesi için, örneğin bir robotun dünyayı ele geçirebilmesi için bizim İnsani bazı duyguları ona çok iyi bir şekilde vermemiz lazım. Nedir? Hırs. Birisi niye dünyayı ele geçirmek istesin? Hırsından veya işte rekabet edip bir takım bizim aciz duygularımızdan. Robotlara şu anda insanlardan en büyük farkı bu duygu işini henüz çok iyi bir şekilde veremedik. Robotlar heyecanlanmıyor, korkmuyor veya işte bir takım o hırs, ihtiras gibi duyguları yok. Dolayısıyla bunu verebilirsek ancak ele geçirebilir. Ben çok kısa vadede yine öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama bu noktada belki şuna değinmemiz lazım. Yine bir bilim kurgu yazarı Asimov, Rus bir yazar. Bu işleri daha önceden kafa yormuş 1940'larda, 50'lerde. Ve eğer bir gün robotlar dünyayı ele geçirecekse buna karşı baştan önlem almalıyız deyip 3 tane robot kuralından bahsediyor. Ve bu çok popüler 3 kural vardır. Belki biraz magazinsel fakat bilim dünyasında da kabul gören. Birinci kural der ki robotlar hiçbir zaman insanlara saldıramaz, insanlara zarar veremez veya insanlara zarar verildiği duruma göz yumamaz. İkinci kural der ki, az önceki kuralla çelişmediği sürece robotlar insanların dediğini yapmak zorundadır. Ve son kural der ki, ilk iki kuralla çelişmediği sürece robot kendine zarar veremez. Burada bu bir nevi robot anayasası. Dolayısıyla ileride bu şekilde riskler ortaya çıkmaya başladığında belki insanlar bu üç kurala sadık kalarak bu işi önleyecekler. Dolayısıyla duygusal işleri henüz robotlarda işlemek çok mümkün değil. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, mekatronik bölümü olarak bir ekiple kendi kendine giden otomobil geliştirdiniz. Bunu daha evvel Teknopark'ta haberini yapmıştık, izleyenler zaten bilir. Aslında o da bir robot günün sonunda. Tabii ki yine siz geliştirdiniz, yine insan eli değdi. Biraz da o araçtan bahsetmek istiyorum doğal olarak. Evet, biz de bir insansız araç geliştirdik İTÜ bünyesinde ve insansız araçlar da aslında günümüz robot teknolojisinin vardığı son noktalardan birisi. İnsansız araçlara gelmeden aslında bizim şu anda kullandığımız araçlar da robot olarak düşünebiliriz normal trafikte kullandığımız. Çünkü bazen kendi kararlarını kendileri alıyor o araçlarda. Örneğin nedir? Frene bastığımızda yol eğer kaygansa bizim frenleme yapma miktarımız değil, kendi ayarladığı kayma olmasın diye kendi ayarladığı fren miktarını yapıyor. Veya viraja çok sert girdiğinizde bazı araçlar
araç savrulmasın diye sizin haberiniz olmadan alttan bazı tekerlere tekil frenleme uyguluyor. Dolayısıyla kendi kararlarını zaman zaman alabiliyor araçlar. Veya önüne bir şey çıktığında fren yapan araçlar var. Yine sizden bağımsız bir takım kararlar alıyor. Bu anlamda bunlar da yarı otonom robotlar. Fakat bizim yapmış olduğumuz araçta ise biz insanı tamamen devre dışında bırakıp kendi kararlarını kendi alabilen bir araç yaptık. Biz sadece gitmesi gerektiği yeri söylüyoruz ve araç engellerden kaçarak, hızını kendi ayarlayarak, kendi kararlarını alarak bu noktaya gidiyor. Teknopark izleyicileri bilir, dünyadan mutlaka teknoloji ve bilim haberleri hazırlıyoruz ve yayınlıyoruz. Ve özellikle Amerikan ordusu çok ilginç robotik çalışmalara imza atıyor şu anda. Özellikle sen de bilirsin, hani herhalde insansız robotlarda şu anda son nokta diyebiliriz. Hakikaten koşuyor ve bir de bir köpek yapmışlardı, Big Dog. İşte askerin mühimmatını taşımak amacıyla geliştiriliyor şu anda. Son durum ne? Aslında yürüyebilen, koşabilen insansız robot anlamında evet. Varılabilen son noktalardan biri o görmüş olduğunuz insansız robot. Gayet başarılı bir şekilde koşuyor, yürüyor. İşte kendisine bir takım kuvvetler uygulandığında sendeleyip insan gibi tekrar devam edebiliyor, toparlayabiliyor. Fakat bu tarz robotlarda yani düşünebilme veya işte mekanizma problemlerinin birçoğu açılsa da asıl problem bence pil. Dolayısıyla o cihazlar askeri anlamda kullanılacaksa eğer çok uzun mesafeleri kendi enerjisiyle kat etmesi gerekiyor. Fakat şu anda pil teknolojisi açıkçası en zayıf halkalardan biri ve uzun süreler koşması mümkün değil. Uzun süreler hareket etmesi mümkün değil. Dolayısıyla pil teknolojisi aslında robotiği doğrudan etkileyen bir teknoloji. Onun da gelişmesi o tarz robotların belki askeri anlamda daha fazla kullanılmasına neden olabilir. Hala büyük eksiklikleri var. Çünkü videolarda biz hep en güzel taraflarını görüyoruz o robotların. Ama yani robot asker konusu gerçekten çok fazla üzerinde araştırılan ve orta vadede de gerçekleşecek bir konu. Akıllı saat ve kol bilekliklerinden sonra şimdi de akıllı ayak bileklikleri çıkıyor. Ayak bileğine takılan cihaz koşma, yüzme ya da bisiklete binme gibi modlarla farklı aktiviteleri dahili hareket sensörleri sayesinde kayıt altına alıyor. Ve bu verileri Bluetooth teknolojisi üzerinden akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara aktarabiliyor. Kişilere anlık performans verisi de sağlayabilen ürün, telefonların GPS biriminden de yararlanarak yakılan kaloriden adım hızına veya yapılan mesafeden uyku koordinasyonuna kadar birçok farklı bilgiyi toplu şekilde sunabiliyor. Suya karşı dayanıklı olan cihaz şarj edilebilir bataryasıyla senkronizasyon olmadan 5 ila 7 gün arası, aktif senkronizasyonla ise 8 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabiliyor. Akıllı ayak bilekliğin Ağustos ayında piyasada olacağı belirtiliyor. Fiyatı ise $100 olacağı tahmin ediliyor. Bir Japon otomotiv devi kablosuz şarj olan elektrikli otomobilleri test ediyor. Bataryası olan hibrit veya tam elektrikli otomobiller artık şarj pompasıyla değil, bir platform üzerine park edildiklerinde şarj olacak. Bu şarj sistemi manyetik rezonans teknolojisini kullanıyor. Otomobilin üzerinde bulunduğu zemine yerleştirilmiş bobin ve otomobilin altına entegre edilmiş alıcı bobin manyetik rezonans kullanılarak elektrik akımını gerçekleştiriyor. Bu yöntemle elektrik ya da hibrit bir aracın şarj edilmesi için fiziksel olarak fiş takılması zorunluluğu da ortadan kalkacak. Bu sayede artık elektrikli araçlar farklı şarj istasyonlarına ve fiş standartlarına uyması gerekmeyecek. Japon şirket bir yıl boyunca bu sistemi denek müşterilere test ettirerek kullanım kolaylığını, kullanıcı memnuniyetini, sapma oranını ve şarj deneyimini ölçecek. Testin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından şirket mevcut hibrit otomobiller için kablosuz şarj sistemini piyasaya sürmeyi umut ediyor.
kablosuz şarj sisteminin önünde birkaç yıl olabilir. Çünkü önce altyapının hazır olması gerekiyor. Bakalım bu sistem ne zaman Türkiye'de hazır hale gelir? Canınız sıkıldığı zaman masalara vurarak ya da ıslığınızla müzik yapıyorsanız bu teknoloji hayatınızı değiştirecek. İngiliz girişimciler ses dalgalarını müzik notalarına çeviren ilginç bir cihaz tasarladı. İlk başta çok uçuk bir fikir gibi dursa da bu ilginç cihaz ses dalgalarını benzer müzik aletlerinin sesleriyle eşleştiriyor. Bu sistem gerçekten dünya üzerinde görüp görebileceğiniz, hemen her şeyle müzik yapmanızı sağlayan minik fakat bir o kadar fantastik bir alet. Ürün, telefona kurulan bir program sayesinde gelen sinyalleri bir enstrüman gibi algılıyor ve takıldığı telefondan bu yönde sesler çıkarıyor. Bu sistem henüz bir prototip ve ne zaman piyasaya çıkacağı belirtilmiyor. İşte size bir mini müzik ziyafeti. The opening game of the 2014 FIFA World Cup. 2014 Dünya Kupası'nın resmi lisanslı tek video oyunu FIFA World Cup Brazil geliyor. Oyun severler futbol dünyasının bu en büyük etkinliğinin tüm eğlencesini ve heyecanını yaşayabilecek. Bugüne kadar görülen en kapsamlı oyun modlarına, yepyeni oynanış özelliklerine ve yeniliklere ulaşabileceksiniz. Brezilya'nın renklerini ve canlılığını yansıtacak zengin bir sunuma sahip olacak oyun, ülkelerin kaderini oyuncuların ellerine bırakacak. Oyun Avrupa'da 17 Nisan tarihinde PS3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya çıkacak. Oynanışı üzerine çeşitli yenilikler ve geliştirmeler de getiren oyun, satış rekorları kıracak gibi gözüküyor. Toplu veya topsuz olarak çabucak hızlanabilmenizi, yavaşlayabilmenizi ve yön değiştirebilmenizi sağlayan Explosive Movement özelliğinden, Response Dribbling ve Pinpoint Passing özelliklerini kullanan yeni World Class Control özelliğine kadar her şey düşünülmüş. Paslar, kurtarışlar ve penaltı vuruşları da dahil olmak üzere tam 100 yeni animasyon sayesinde oyunun içinde hissedeceksiniz. 203 milli takım, 7469 futbolcu, 19 resmi lisanslı menajer ve Brezilya'da 12 stadın da aralarında bulunduğu 21 yeni stadla 2014 FIFA Dünya Kupası daha önce görülmemiş detayda ve gerçeklikte karşınıza çıkacak. Oyuncular 203 milli takım arasından seçim yaparak yerel olarak 32 oyuncuya kadar destek sunan sıralama turlarına katılabilecek. Turnuvayı çevrim içi olarak kutlamak isteyenler ise Road to Rio de Janeiro modu sayesinde Brezilya'nın 12 ev sahibi şehrine gidebilecek ve lisanslı statlarda maça çıkabilecekler. Heyecan dorukta. Arabanızda yolda gidiyorsunuz ve trafik sıkıştı ve yandaki bir kişiyi beğendiniz oldu ya. Peki kendisine nasıl ulaşacaksınız? Ya da arabanız park halinde, arkaya biri hatalı bir park yaptı ve siz oradan çıkamıyorsunuz. O kişiye nasıl mesaj atacaksınız? İşte genç girişimcilerin geliştirdiği bu akıllı uygulama sayesinde tüm bunları yapmanız mümkün. Nasıl mı? İşte detaylar. PlayTime, trafikte görmüş olduğunuz herhangi bir kişiye PlayTime plakası ve PlayTime üzerinden çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bir sosyal ağ. Peki ne amaçlı kullanacağız bunu? Hani birine ulaşacağız ama ne amaçlı ulaşacağım? Tanışmak için mi? Tabii ki çeşitli kullanım alanları mevcut. Örneğin
durağın trafiktesiniz ve sağınızdaki arabayla sürücüsüyle iletişim kurmak istiyorsunuz. Playtime'de çok kolay bir şekilde karşınızdaki, yanınızdaki arabanın plakasını yazarak o kişinin profilini görüyorsunuz ve iletişim kanalları sayesinde o kişiyle iletişim kurabiliyorsunuz. Yanlış yere park eden, ondan sonra sinyalini, farını açık bırakan insanlara veya trafikte hata yapan insanlara da çok rahat ulaşıp bu kanal üzerinden de sıkıntınızı ve derdinizi çok rahat da giderebilirsiniz. Kullanıcılar iPhone uygulamasını telefonlarına yüklüyorlar. Şu an sadece iOS Store'da var. Android versiyonu yaklaşık bir iki ay içerisinde canlı yayın alınacak. Profillerini oluştururken arabaların plaka, marka, model ve diğer bilgilerini giriyorlar. Böylelikle profilleri oluşmuş oluyor. Ve ardından biz kullanıcılara bir sticker hediye ediyoruz. Ve o sticker'ı araçlarının arka camına gözüken bir yere yapıştırıyorlar. Böylelikle PlayATM üyesi oldukları çok rahatlıkla belli olabiliyor. Diğer kullanıcılar da plakalarını arayarak o kişiye çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Uygulamanız ne zaman hayata geçti ve şu anda kaç üyeniz var? PlayTM 8 aydır yayında. Yaklaşık 15 bin üyemiz var. Üye sayımızın %70'i Türkiye, %30'u Türkiye dışı. Amerika, Brezilya, Portekiz, İspanya, İtalya ve Rusya en çok Türkiye'den sonra en çok üyelerimizin olduğu ülkeler. 20 ülkede şu an PlayTM faaliyet gösteriyor. Dünyanın her yerinden de insanlar üye olabiliyorlar. Etohum'da son 40'a kaldık. WebRazi Startup 2013'te lansmanı yaptık. WebRazi ödüllerinde de yılın yeni web girişimine aday gösterildik. Çok iyi. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bir keresinde Yeşiköy'de arabamı park ettim. Arkama araba park etmiş. Hani park edilecek bir alan değil. Çıkamıyorum. İşe gitmem lazım. Bankadan para çekmiştim. İşe gideceğim yani. Ve gelmedi yarım saat boyunca. Halbuki onda böyle bir uygulama olsaydı gerçekten hani anında ona mesaj atıp ve de arabanı çek diyebilirdim. Hani kavga da belki çıkabilir ama. Kesinlikle yapabilirsiniz. Yani aslında bakarsanız uygulamanın en önemli çıkış noktası problem çözmesi. Problem çözerken de problemi çözdükten sonra da geri kalan zamanda da trafikte görmüş olduğunuz insanlarla etkileşimli bir şekilde eğlenceli vakit geçirmek. Uygulamanın en çıkış noktası aslında bakarsanız problem gidermek. Çünkü problem gidermeyen herhangi bir şey insanlar kullanmayacakları için çıkış noktamız bu oldu. Ama yanına da biraz eğlence katmamız gerekiyordu. Bu şekilde de bir miktarda eğlence katmaya çalıştık. Ya da çöp çatanlık siteleri de var. Milyonlarca üyeleri var bu sitelerin. Bu da PlayTM'de yeni bir tanışma şekli de olabilir mi? Hani artık 2014 yılında bu şekilde insanlarla tanışacağız. Ne düşünüyorsunuz? Doğru. İstatistiklere göre İstanbul'da işi ve evi arası yaklaşık bir insan ortalama günde 2 saat vakit geçiriyor. Ve bunun büyük çoğunluğu da durağan trafikte oluyor. Durağan trafikte yanınızdaki arabanın sürücüsüyle çok rahat iletişim kurabilirsiniz böylelikle. Çok eğlenceli. Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası 2 saati ben de en az günde 3-4 saatim trafikte geçiyor. Bu durağan trafikte genelde cep telefonumu elimden düşürmüyorum. Ya maillerime bakıyorum ya işte Facebook'ta sosyal ağlarda vakit geçiriyorum. Açıkçası durağan trafikte kesinlikle kullanabilecekleri bir uygulama kullanıcılarım. Akıllı uygulamalar ve yazılımlar hayatımızın her alanını kaplamaya başladı. Örneğin siz bir ATM'ye gittiğinizde, para çektiğinizde aslında ekranda bir yazılımla karşılaşıyorsunuz. Ve bu tip yazılımları bizim rahat kullanabilmemiz için bakın bu uygulamalar ne tür maceradan geçiyorlar. Her gün yeni bir teknolojiyle karşılaşmamız mümkün. Bu bir teknolojik cihaz olabilir, bir yazılım, bir uygulama olabilir, bir akıllı cep telefonu uygulaması olabilir. Bir ATM'ye gittiğimiz zaman para çekmeye veya para yatırmaya veya başka bir işlem yapacağımız zaman aslında bir yazılımla karşılaşıyoruz. Ama tüm bu ürünler, yazılımlar, uygulamanın arkasında çok büyük bir hikaye var ve bunun bir macerası da var diyebiliriz. Çok iyi şekilde tasarlanması gerekiyor bu yazılımlar, ürünler. Kesinlikle. Ki müşteri memnuniyeti elde edilebilsin. Kesinlikle. İşte bu noktada sizin ekibiniz devreye giriyor. Neler yapıyorsunuz? Merhabalar. Biz Turkcell Global Bilgi Etkileşim Tasarım Ofisiyiz. 2007'den beri Turkcell Global Bilgi içerisinde kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi üzerine çalışıyoruz. Ve bu konuda Türkiye'de profesyonel olarak çalışan ilk ekibiz. Temelde biz dediğiniz gibi pek çok ürünle karşılaşıyoruz günlük hayatımızda. Bu ürünlerin artık büyük kısmı teknolojik ürünler ve
bu ürünlerle karşılaştığımızda aslında bir kullanım hikayesiyle karşılaşıyoruz. Ve bu kullanım hikayesinde bazı ürünleri biz sezgisel olarak çok kullanmak istiyoruz, bazılarındansa kaçıyoruz. Aslında bu temelde bu ürünlerin bize nasıl yaklaştığı ile ilgili ve onların kullanılabilir ve kullanıcı dostu olup olmadığı ile ilgili. Ve başarılı olan ürünlere baktığımızda kullanıcıyı çok iyi anlamış ve tasarım anlamında belirli aşamaları kat etmiş ürünler olduğunu görüyoruz. Ve bizim etkileşim tasarım ofisi olarak temeldeki hedefimiz teknolojiyle geliştirilen ürün ve servislerin kullanıcı dostu olarak tasarımını yapmak, kullanıcıyı çok iyi anlamak ve bununla ilgili tasarım çözümleri getirmek. Binanıza ilk girdiğimde dikkatimi çekti. Şirketinizde ve ekibiniz genç, zeki beyinlerle dolu. Herkes son gaz çalışıyor ve severek güler yüzle çalışıyorlar. Nasıl sistem nasıl işliyor? Mesela bir yazılımın başarılı olup olmayacağını nasıl test ediyorsunuz? Gerçek müşterileri mi buraya çağırıp test ettiriyorsunuz? Aslında hikayemiz şöyle başladı. Burası Türkiye'nin en büyük çağrı merkezi. Hakikaten genç beyinlerin üretim yaptığı bir nokta. Burada müşterilerimize hizmetleri biz belirli arayüzler aracılığıyla veriyoruz. Hikayemiz de tam bu noktada başladı. Biz bu arayüzleri bizim çalışanlarımıza özgü olarak onların en kolay kullanacağı şekilde tekrar tasarladığımızda verimliliğimize ve hizmet memnuniyetimize bir artış yakalayabilir miyiz sorusu bizim ilk konumuzdu. Bu noktada biz çok yoğun şekilde müşterilerimizle ve çalışanlarımızla analizler yaptık ve arkasından tasarımlarımızı bu süreçleri en iyi destekleyecek şekilde tekrar tasarladık. Bir müşterimiz işte az önce bahsettiğiniz gibi ATM'nin önüne geldiğinde veya bir internet şubesini kullandığında veya bir web sitesini kullandığında aradığı işleme, aradığı bilgiye hızlıca ulaşabiliyor mu? Hata yapmadan, kafası karışmadan ulaşabiliyor mu? Bu işin aslında sıfır noktası. Bu olduğu zaman işlerimiz ilerlemeye başlıyor ama olmadığı zaman şikayetler oluşmaya başlıyor. Ve bu konuda aslında tasarım konusu az önce genç bir ekibimiz olduğunu bahsettiniz. Gerçekten yeni bir konu ve biz kullanıcılarımızı laboratuvarlarımıza alarak onlardan veri sağlayarak buradan elde ettiğimiz verileri tasarım sürecimize aktararak bu çalışmalara başladık. Bunun daha sonraki aşamalarda ikinci boyutu ise kullanıcı deneyimi konusu. Kullanılabilirliği başardığımız noktada veya başarmış olan ürünleri yani kısa sürede en hızlı şekilde işlemlerimizi yaptığımız ürünlere baktığımızda bazılarının hala iş amaçlarını yeterince başaramadığını, ilerletemediğini görüyoruz. Bunun temel noktası ise bazı ürünler bizi hakikaten kullanmaya çok motive ediyor. Bazılarındaysa ya işte ben bu internetten bu ürünü almak istemiyorum. Ben buradan bu hizmeti almak istemiyorum. Ben bunu kullanırken zorlanıyorum gibi aslında daha davranışlardan, daha kültürden gelen bazı blokların olduğunu gördük. Teknolojik, elektronik market diyelim hani internet üzerinde. Bir site var ki kullanım dostu değil kimi için. Ben de o tip sitelerle karşılaşıyorum ama çok güzel ürünler var. İşte nereden üyelik yaratacağım, nereden basacağım, sepetim nerede, alışveriş sepetim. Ama kimine giriyorsun? Çok basit, net, özet geçmişler. Büyük ihtimalle bu şirketlerde herhalde öncelikle bir çalışma yapıyorlar sizin gibi. Belki de siz destek oluyorsunuz. Mesela ücretsiz sitelere bakalım. En popüler site Facebook. Halen insanların bir şikayeti var. Yüklediğin videoları kolaylıkla bulamıyorsun mesela. Belki de bununla ilgili iyi bir çalışma yapmadılar diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Olabilir. Özellikle çok uluslararası olan ürünlerde bu tür problemler sıklıkla görülebiliyor. Çünkü aslında tasarım çok kültürel ve İngiltere'deki insanın problemiyle Türkiye'deki insanın problemi benzer olmayabiliyor. Onun için aslında yerel özelleştirmelerin yapılması, yerel çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların uygulamanın kullandığı lokasyona göre özelleştirilmesi kritik noktalardan birisi bence. Onun için bu konunun hani biz Türkiye'de öncülüğünü yapmak istiyoruz. Çünkü gerçekten bugün rekabette fark sağlayan şey teknolojik ürünler için, teknolojik yeterlilik zaten herkes için beklenen ve istenen, zaten olması gereken bir nokta. Ve toplam mutluluğu, kullanışlılığı hızlıca artmasını sağlayabiliyor. Biz bu konuda firmalarla bugün çok çalışmak istiyoruz. Çünkü bu büyük bakış açısını kurguladığımız zaman çok hızlıca aslında başarı hikayeleri oluşturacağımızı düşünüyoruz. Kullanım mutluluğu dediniz. Çok güzel bir kelimeydi. Bunu çok beğendim. Çok teşekkürler verdiniz bu güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Teknopark'tan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı saatte teknolojinin sihirli dünyasıyla karşınızda olacağız. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.